Haya. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ashab 56. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haya imandandır, iman da cennettedir. Çirkin ve kötü sözler batıldandır. Batıl da cehennemdedir. Hakikaten insan Allah Zülcelal'den haya etmelidir. Haya hem zahiri hem manevidir. İnsan kendi başına da kalsa veya halk içinde olsa içinden geçenleri kimse bilmez veya tek başına kaldığı zaman beni kimse görmez diye hayasızlık yapmamalıdır. Çünkü Allah Zülcelal bizleri görüyor. Bes bin Hakim'in babasına dayanarak naklettiğine göre dedesi bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulullah, avret yerlerimizi kimlerden saklayacağız, kimlerden saklamayacağız?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Avret yerlerini eşinle, cariyenden başka herkesten sakla." buyurdu. Adam da "Ya Resulullah, ya hiç kimsenin olmadığı bir yerde olursak?" dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. "Allah kendisinden utanılmaya herkesten çok layıktır." İşte haya böyledir. İnsan yalnız kalsa bile hayasından bir şey kaybetmemelidir. Hazreti Osman radıyallahu anh'a öyle bir haya sahibiydi ki, birisiydi ki, başını gökyüzüne kaldırmazdı. Hep başı önde yürürdü. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde diz kapakları açık bir vaziyette yatıyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geldi, izin isteyip içeri girdi. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi, izin isteyip o da içeri girdi. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durumunu değiştirmedi. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh içeri girmek istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen ayaklarını örttü. Sonra girmesi için izin verdi. Bir müddet oturduktan sonra dağıldılar. Hepsi dağıldıktan sonra "Ya Resulallah, niye böyle yaptın?" diye sordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Ey Ayşe, meleklerin bile haya ettikleri bir kimseden ben niye haya etmeyeyim?" Bir başka rivayet ise şöyle buyurmuştur. Osman son derece haya sahibi bir insandır. Eğer o vaziyette kendisini içeri alsaydım, söyleyeceğini hayasından dolayı söylemeden geri dönerdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gereği gibi haya edin buyurdu. Biz de ey Allah'ın nebisi elhamdülillah haya ediyoruz dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Anladığınız gibi değil. Fakat Allah'tan gerçek haya gözünü, kulağını, dilini ve zihnini meşru olmayan şeylerden koruman, haram yemekten ve zinadan sakınman, ölümü ve her şeyin fani olduğunu hatırlamandır. Ahiret saadetini isteyen dünya ziynetine önem vermez. İşte böyle yapan kimse Allah'tan hakkıyla utanmış olur. Gerçekten de böyledir. Dünya hayatı geçicidir. Çok çabuk bitiyor. Zevkleri ve sefaları sona eriyor. İnsanın Allah Azze ve Celle'ye karşı yaptığı fedakarlığın karşılığı çok büyüktür. İnsan yaptığı fedakarlıktan hiç pişman olmayacaktır. Mahşer günü salih amelleriyle sevinecektir. İnsan dünyada hiçbir şeye sahip değildir. Canımızı, ruhumuzu, her şeyi Allah-u Zülcelal verdi ve insanları ibadet etsinler diye yarattı. İnsan Allah-u Zülcelal'e ibadet ve taatte bulunmazsa hayasızlık etmiş olur ve mükafatı da neuzübillah cehennem ateşi olur. Nitekim İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.
Haya ve iman birbirinden ayrılmaz iki dostturlar. Biri gidince diğeri de gider. Bu yüzden haya ile iman beraberdir. Birbirlerinden ayrıldıkları zaman Allah muhafaza ikisi birden insandan ayrılır. Haya, biri Allah-u Zülcelal'e, biri de kuluna karşı olmak üzere iki çeşittir. İnsanlara karşı olan haya, gözlerini görmesi helal olmayan yerlere bakmaktan sakındırmak, Allah-u Zülcelal'e karşı olan haya da onun nimetlerini bilip emirlerine karşı gelmekten utanmaktır. Hikmet ehlinden birisine sormuşlar. Fasık kimdir? O da şöyle demiştir. Fasık, başkalarının apış aralıklarından gözlerini sakındırmayan kimsedir. Hudal bin İyaz ise şöyle demiştir. İnsanlardan utandığın için perdeni ve kapını kapatıyorsun da, kalbindeki Kur'an'dan ve kendisi için hiçbir şeyin gizli kalmadığı Allah'tan niye utanmıyorsun? Gerçekten öyledir. Biz her zaman Allah-u Zülcelal'i düşünüp ondan haya etmeliyiz. Yine İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Zülcelal bir kimseyi helak etmek isteyince ondan utanmayı kaldırır. Utanması kalkınca onun hep kötülük yaptığını görürsün. Kötüye kimse güvenmez. O zaman hep hainlik yapar ve hep hainliğe uğrar. Bu defa da acıma duygusundan yoksun olur ve lanetlenerek kovulur. Böylece o kişi İslam'dan uzaklaşır. Hayalı kimsenin bu davranışı onun imanının ne kadar kuvvetli olduğuna delalet eder. Haya kişinin takvasının alametidir. Dininin kemalli olduğunu bize gösterir. Hayanın akıbeti kişinin cehennemden kurtulması, cennete dahil olması, selamete ermesidir. Hayanın sevabı kıyamet gününde kendine, sahibine gizlenmiş bir hazine gibidir. Haya sahibi olan kimseyi hayasız ziynetlendirir ve heybet, azamet sahibi yapar. Bişrafi şöyle demiştir. Her şeyin bir güzelliği vardır. Hayanın güzelliği de günahları terk etmektir. Her şeyin bir semeresi vardır. Hayanın semeresi de hayrı getirmektir. Malik bin Dinar ise şöyle demiştir. Allah-u Zülcelal bir kalpten hayayı çıkardığı zaman o kişi için bundan büyük bir azap yoktur. Evliyalardan birisi oğluna nasihat ederken şöyle demiştir. Yavrum, nefsin senin büyük bir günah işlemeye çağırınca gözlerini göğe çevir de orada bulunanlardan utan. Eğer böyle yapmazsan gözlerini yere doğru çevir de orada bulunanlardan utan. Eğer ne gökte olandan korkmaz ne de yerde bulunandan utanmazsan o zaman kendini hayvanlardan biri olarak say. Ne kadar da doğrudur. Haya sahibi insandan kimseye zarar gelmez. Herkes ondan memnun olur. Gerçekten haya insanı salih amel yapmaya yöneltir ve insanı takva sahibi yapar. İşte haya kendi sahibini günahlardan muhafaza eder. Çünkü hakiki haya Allah'tan haya etmektir. Allah'tan haya eden devamlı Allah'ı hatırlayarak günahları yapmamaya gayret edecektir. Muhammed bin Suka ziyaretine gelenlere size birkaç söz söyleyeyim de onlardan yaralanınız. Çünkü bu sözler vaktiyle bana yararlı olmuştu dedi ve sizden önceki Müslümanlar boş konuşmaktan hoşlanmazlardı. Onlar Kur'an okumanın, iyiliğe emredip kötülüğü yasaklamanın ve zaruri geçimle ilgili bir sorunu dile getirmenin dışında kalan her konuşmayı boş sayarlardı dedi ve şöyle ilave etti. Yoksa siz Allah'ın şu ayetlerine inanmıyor musunuz? Oysa üzerinizde koruyucu, yaptıklarınızı zapt edici melekler vardır. Şerefli katipler her yaptığınızı bilirler. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı melek yaptıklarını kaydetmektedirler. İnsan hiçbir şey söylemez ki
yanı başında gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır durmaz. Acaba ne dünyaya ne de ahirete yaramayan sözlerle doldurduğumuz amel defterlerimiz, yarın mahşer günü elimize geçince ne yapacağız? İşte şimdiden hazırlığımızı yapalım. Dilimizi hayra alıştıralım. Allah-u Zülcelal'in zikrine alıştıralım. Allah-u Zülcelal'in emirlerini anlatmaya, nehilerini söylemeye alıştıralım. Mahşer günü defterimizde ne görmek istiyorsak ona göre davranalım. Anlatıldığına göre Lokman Hekim'e seni bu dereceye yükselten sebep nedir diye sormuşlar. Lokman Hekim cevaben şöyle demiştir. Boş yere konuşmamak, doğru konuşmak ve emaneti yerine teslim etmek. İnsan diliyle birçok hata ve günah işleyebilir. Bunlar küfür olan sözleri söylemek, küfür ihtimali olan sözleri söylemek, yalan yanlış konuşmak, batıl boş konuşmak, fuhuş laflar etmek, lanet etmek, sözlerinde nifak bulunmak, çok yemin etmek, alay etmek, kovuculuk yapmak, gıybet etmek gibi birçok günaha bulaşabilir. Yine ehli hikmetten bir zata göre insanın vücudu kalp, dil ve diğer organlar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Allah-u Zülcelal bu bölümlerin her birine ayrı bir keramet, birer imtiyaz vermiştir. Kalbe kendi ululuğunu tanımak ve birliğine inanmak imtiyazını, dile La ilahe illallah şehadet kelimesini söylemeyi ve Kur'an okuma imtiyazını, diğer organlara da namaz kılmak, oruç tutmak gibi diğer tüm ibadetlerle meşgul olma imtiyazını vermiştir. Onun içindir ki bizler elimizden geldiği kadar nefsimizi zorlayıp dilimizi Allah-u Zülcelal'in zikri ve ibadeti ile meşgul etmeliyiz. Bunun mükafatını ahirette göreceğiz inşallah. Anlatıldığına göre Lokman Hekim aslında bir Habeşistanlı bir köle idi. Düşünce ve hikmet alanındaki üstünlüğünü ilk gösteren olay şu olmuştu. Bir gün efendisi ona şu koyunu kes ve etinin en temiz iki parçasını getir dedi. Lokman Hekim koyunun kalbini ve dilini pişirip getirdi. Başka bir gün efendisi bu defa şu koyunun kes de etinin en pis iki parçasını pişirip getir dedi. Bu defa da yine koyunun kalbini ve dilini pişirip getirdi. Efendisi neden böyle yaptığını sorunca Lokman Hekim şöyle cevap verdi. Vücudun en temiz parçası kalp ve dil olduğu gibi en pis iki parçası yine kalp ve dildir. Buradan şunu anlıyoruz ki Allah-u Zülcelal'in yarattığı dilimiz hem en iyi ve temiz hem de en kötü ve pis bir organımız oluyor. Bu da insanın kendi elindedir. İyi yerlerde kullanmak istersek iyi oluyor, kötü yerlerde kullanmak istersek hem bu dünyada hem de ahirette başımıza dert açıyor. Onun için bizim de kalbimizi ve dilimizi daima Allah-u Zülcelal'in zikriyle meşgul edip temiz ve güzel hale getirmeye çalışmamız gerekmektedir. Allah-u Zülcelal kendi fazlı ve keremiyle bizlere muamele etsin ve hepimize razı olacağı şekilde salih amel nasip etsin.